Evet, Sayın Divan Başkanı, Sayın Genel Başkanım, değerli Hazım. Şimdi Divan Başkanı ile kongre öncesinde konuştuğumuzda Taner Mustafaoğlu'nun iyi bir hatip olduğunu söylemişti. Ben de bunu onaylıyorum. Hakikaten iyi bir hatip. Yani ben de oturduğumda dinlediğimde son derece etkilendim Sayın Genel Başkanım. Şimdi öncesinde ben size bir söz verdim. Sizi bu genel kurul sürecinde hiçbir şekilde rencide edecek, üzecek hiçbir ifadeyi kullanmayacağım dedim. Kullanmayacağım da yine. Ben 2 yıl önce bu genel kurulda emaneti almak üzere yola çıkmıştım. Bir şeyler oldu, bunun detayını anlatmak burada insanlara ağır gelir. Ben şunu istiyorum, sizinle bugün karşı karşıya gelmeseydik burada 100 kişi olacaktı. Demokratik bir ortam oldu. 400 kişi insan burada bizleri dinliyor ve bu heyecan oluştu. Ben bu genel kurulda, siz 35 yaşında bıraktım dediniz. Ben bütün eski genel başkanlarımla çalıştım. Ben 39 yaşına geldim. Genel sekreterlikle devam ediyorum. Yani genel sekreterlikten emekli olma dönemi geçti. Şimdi 2 sene önce niyetlendik. Bugün de vazgeçtiğinden babam kadar, en az diğer sayın genel başkanlarım kadar, en az şube başkanlarım kadar çok seviyorum. Ve ben bu genel kuruldan çıkarsam tabii ki danışmanlık teklifinizi kabul ediyorum. Seve seve kabul ediyorum çünkü ben size bunu 2 gün önce dedim ki, ben o genel kuruldan çıktığımda ben sizin evinize girdim, siz de benim evime giriyorsunuz. Ben abi diye hitap edeceğim. Siz de bana kardeşim demek zorundasınız diye düşünüyorum. Başka şansınız var mı? Yani ben sizinle birlikteyim. Geçen sene ben kırılmadım. Ha kırılabilirdim. Kırılmış olsam da hiç hissettirdiğimi düşünmüyorum. Son 2 günde herkes hakim burada da. Yani üzücü şeyler. Ben o heyecanla çıkıp da hazırladığım yönetici arkadaşlarıma cuma akşamı dedim ki Sayın Genel Başkan Taner Mustafaoğlu eski genel başkanımız olarak aday oldu. Ben de kendisine destek vereceğim, hep birlikte yürüyelim. Dedim mi Sayın Genel Başkan? O yüzden bana hiç kızmayacaksınız. Ve size bir konuda haksızlık ettiğimi söylüyorum, arkasında da duruyorum. Bir genel başkan, genel sekreter kavgası gözükmesin diye perşembe günü 6'ya kadar kastım kendimi. Şubeler arıyor. Eski genel başkanlarımız, dostlarımız diyor ki aday yok, bu defa da aday yok, kaybet demokratik bir ortam. Ama en azından bir değişim ya. 39 yaşına geldin, yaşlandın ki, kendin yaşlandın, gençleri getireceğim diyorsun, gençleri getirmiyorsun. Ben de hani bu noktada artık insanlar hatırdan öteye diyor ki projeye falan bakmıyorum. Ben sizin bugün genel kuruldaki konuşmanızı 3 gün önce sizinle paylaştım. Batrakya konusunda hiç girmeyeceğim çünkü. Sizin konuştuğunuz metinde ben birebir mutabıkım. Buradaki insanların anlattığı sorunlarda da birebir mutabıkım. Hepsine sahip çıkıyorum çünkü ikamet sorununu insanlar açıp telefondan soruyor. Günde 50 tane işimle ilgili telefon geliyor. 50 tane ikamet, çalışma izni, sağlık sorunları, tapu meselesi hepsine cevap veriyor. Doğru mudur Sayın Genel Başkan? Yani karşınızda olmak istemiyorum. Ben sizi seviyorum, saygı duyuyorum. Genel kuruldan hangi irade çıkarsa da ben arkasında olmaya hazırım. Tüm eski genel başkanlarıma teşekkür ediyorum. Mevcut genel başkanıma teşekkür ediyorum. Zeyd abi seni de çok seviyorum. Bu noktada geçen hafta istifamla ilgili sana atlamca bir şey söyledim. Seyit abiyle biz yarenlik ettik. Ben 1 hafta önce istifa ettim genel sekreterlikten ve genel merkez yöneticiliğinden. Neydi sorun biliyor musunuz? Ya biz memleket meselesini Seyit abiyle konuştuk. Seyit abi Soma'ya gidiyoruz gel, Bursa'ya gidiyoruz gel. Yeni yönetimde kimler devam edecek konuşulacağı bir toplantıya. Yani genel başkanım da talihsizlik olduğunu kabul eder. Gelme Seyit abi biz iç içe şey yapalım demiş. Görüşelim demiş. Ben de Seyit abi'yi aradığımda gözyaşlarına boğuldu. Ben de şunu söyledim. Memleket meselesini saklamadığım Seyit abiden ben önümüzdeki dönem kim devam edecek onu saklamam. Prensip itibariyle bu yöneticilik anlayışına kapalıyım.
Ben de istifamı veriyorum ve tartıştırmam dedim. Doğru mudur Sayın Genel Başkanım? Doğru dedim. Yani bu bir prensip kararı. Elinize saygı ilişkiyi dedik. Az önce bak değerli zamanınızı çalıyorum ama kısaca kendimi anlatayım. 22 sene konuşmadan yazmıştım. Öyle bir yan da var. Şimdi bir kere bir tüzük önümüzde var. Bu tüzükle ilgili ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Şimdi ne yaptılar? Her şehirde geldiler kapınıza. Gelin. İşte yarın genel kurul var. Nereye gidiyoruz? Ya gelin. Bizim göstereceğimiz adaya oy kullanırsınız. İyi eyvallah ama bu üyeyi taşımanın anlamı ne buraya? Gelin tüzüğü değiştirelim. Bir delegasyon sistemi oturtalım. Yani belki 50 milyar para harcandı. Belki 30 milyar para harcandı otobüslere. Yazık günah. Gelin bu derneğe katalım bunları. Gelin şu ucube, aidat olayını kaldıralım. Genel merkez yöneticileri cebinden ödüyor bunu seçim zamanlarında. Bursa şubede her seçim, ben 22 yıldır şahit oluyorum. Şükrü Başkanım doğru mudur? Aidat yaptı mı yapmadı mı kavgası oluyor. Ya bırakın kaldıralım bunu. Gelin bir tane makbuz açalım oraya. 6 lirayı ödeyen oy kullansın. Tüm şubelerde bu olsun, genel merkezde de. Kimden neyi kaçırıyoruz? Kaçırmamamız gerekiyor zaten. Ben dün Bursa'yla görüşüyorum. Bursa'dan otobüs geliyor diyorum. Gidin şubeye. İşte, oy kullanamayacaksan gelmeyeceksin. Genel kurullar sadece oy kullananlar ama. Bak Trakyalık sıfatı oyla mı ölçülüyor? Olmaması gerekiyor. Talihsizlik bunları eleştirmek adına söylemiyor. Yani kalbimin temizliğini bilirsiniz. Sizinle her zaman karşı karşıya geldiğimizde de bunu söylüyorum. Bunun gibi şeyleri bakın ortadan kaldırmak gerekiyor. Biz kalkıp genel kurulları 3 yılda bire çıkarıp delegasyon sistemiyle genel başkan adaylarının bir ay önceden ilan edildiği genel kurulları yapmaya alışmalıyız. Sorunları 20 kişi tartışmasın, her şube alsın bir konuyu, genel merkez koordinasyon görevini üstlensin. Kalkıp da genel merkez faaliyet yapmasın, öğrenci taşımasın, şube ne günü duruyor? Şube başkanım oturuyor, hiçbir şey yapmıyor. Bu arada dilim damağım kurudu, affedersiniz. Şube başkanım faaliyet olmadığından şikayet ediyor. Ancak baktığınızda genel merkezde yoğunlukta bütün yöneticiler dağılıyor. Sayın genel başkan diyor ki ben çoluğumdan çocuğumdan fedakarlık ettim. Ya etme bu kadar. Gel genel başkanım. Burada 15 tane şubemiz varsa bölelim bunu. Paylaşalım. Genel merkez bu işin koordinasyonunu yapsın. Tüm şubelerin faaliyetleri bizde zaten. Ama biz bunları oturup teşkilat içinde tartışamadık. Bu dönem teşkilat toplantısı doğru düzgün yapamadık. Şube başkanlarını, şube yöneticilerini dinleyemedik. O nedenle Sayın Genel Başkanım'la da son dönemde ayrı bir toplantı yapıldığı şey dendi. Yani Genel Başkanım keşke çağırsaydı son iki gün kala da görüşselerdi tüm şube başkanlarımız. Daha hoş olabilirdi. Ama ben burada iki listenin çıkmasından dolayı son derece mutluyum. En azından bugün 100 kişi yerine 400 kişi gördük. Ne diyeyim, hayırlısı neyse olsun, ben genel kurulun iradesine sahibim. 22 yıldır bu dernekteyim. Dönem Mustafaoğlu ile birlikte bu işe başladım. 3 dönem çalıştım. Burhanettin Akgüdar'la 3 dönem çalıştım. Erol Kaşifoğlu ile başından sonuna yarenlik ettim. Mustafa abiyle olsun, Tahsin abiyle, Selahattin amcayla uzun süredir çalıştık. Genel kurulun takdirine sunuyorum. Ben konuşmayacaktım. Hiçbir şey söylemeyecektim. Sizlere teşekkür ediyorum. Bugün burada bizlerle olduğunuz için inşallah bundan sonraki genel kurullarımızda daha kalabalık sayıları görmek umuduyla ben proje olarak nitelendirilecek şeyleri de önümüzdeki seçilirsek ilk teşkilat toplantısında tamamını sıralayacağım. Burada artık bu saatten sonra insanlara eziyet etmenin anlamı yok. Sayın Genel Başkanım da benimle birlikte olur o gün. Hep birlikte paylaşırız Sayın Genel Başkanım. Seçilirse tabii ki. 2 sene önce Halit abi de öyle demişti. Destekler misiniz dedim Yıldız'dan çıkarken. Seçilirsen desteklerim. Seçilemedim. Bu sefer seçilirsem Halit abiden de destek istiyorum.